Sanırım sen de Basant amcanın bebeğini görünce en kısa zamanda bebek sahibi olmak istedin. Sana benzeyen bir bebeğin doğmasını sabırsızlıkla bekliyorum Sugna. Şiyam, Basant amcamın bebeği doğduğunda onun doğumunu çok güzel kutlamışlardı. Umarım biz de öyle yaparız ha? Bunu söylemene gerek yok. Onun doğumunu coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Hayır Şiyam. Bu olmayacak. Bu benim hatam. Ben çok beklentisi olan biriydim. Bu bebeğin bu aileden olmadığını bildiğim halde. Sugna, onu kendi çocuğum gibi kabul ettim. İnan bana hayatım. Bu yüzden o bebeğin doğumunu görkemli bir şekilde kutlayacağız. Hadi şimdi gülümse. Hadi, biraz gülümse. Hadi sene. Biraz daha. İşte böyle. Hey, söylemeyi unuttum. Bak, Basant amcanın bebeğine bir şeyler aldım. Ne aldın? Ona birkaç oyuncak aldım. Bir oyuncakçı dükkanında gördüm ve hoşuma gitmişti. Ah, şuna bak. Amcam ve yengem çok sevinecekler. Evet. Küçük meleğimize de bir şey aldım. Dinle. Onlara geleceğimizi sakın söyleme, tamam mı? Bugün onlara bu hediyelerle sürpriz yapacağız. Tamam. Ben gidip mutfağı toparlayayım ha? Tamam. Kim o? Baba. İçeri gel. Babacığım, helva pişirdim. Sen de al. Hayır, buna hiç zamanım yok. Avukatla buluşmam lazım ve geç kalacağım. Helvanı çabucak ye babacığım, geç kalmazsın. Annem evde helva pişirdiğinde babamın mutlaka yemesini sağlardı. Kayınvalidem çıkarken bana senin neleri sevdiğini söylemişti. Bu yüzden sana helva pişirdim. Lütfen tadına bak. Seveceksin babacığım. Baba, oturup ye lütfen. Bu çok lezzetli olmuş Sugna. Çok sevdim. Mutfakta sihirli ellerin var. Bu çok iyi. Babacığım, sakıncası yoksa ailemin evine gidebilir miyim? Genan'ın bebeğini özledim de. Gidebilirsin. Ama dinle bak. Oraya Şiyam'la birlikte git. Tek başına sakın gitme. Tamam. Heh, güzel, hadi. Maden. Bu tür tuzaklara düşme kardeşim. Saf ayağına yatıyor. Bu kızın geçmişini sakın unutma, tamam mı? Bir kıvılcım ateşi başlatır ve o ateş yangına dönüşür. O kız da böyle. Kendi sınırlarını bilmesi çok iyi olur. Onu fazla şımartma. Onu fazla şımartırsan o zaman
ailemizin saygınlığını iki paralık eder. Senin de bildiğin gibi kendi ailesinin saygınlığını zaten iki paralık etti. Hatırlıyor musun? Benim dediklerimi yapacaksın, tamam mı? Sevgili torunum uyudu mu? Evet babaanne. Az önce uykuya daldı. Öyleyse git ve bana bir fincan çay getir hadi. Oo, benim minik torunum. Benim güzel torunum. Görüyor musun? Abin kendisini derslerine kaptırmış. Heh. Büyüdüğün zaman hayatım, sen de bu abin gibi okula gideceksin. İki torun birlikte okula gidip babaannenizi gururlandıracaksınız. Evet. Babaanne, bebeği rahatsız etme. Anan diye onu çok zor uyuttu zaten. Rahatsız mı ediyorum? Torunumla konuşuyorum. Bunun nesi yanlış? Babaannen o kadar aptal biri değil, tamam mı? Önce Basant amcanı büyüttüm, sonra babanı büyüttüm. O ikisi yetmezmiş gibi seni de büyüttüm oğlum ben. Şimdi anladın mı? Hadi git git dersin odan da çalış. Gördün mü? Sadece kendilerinin akıllı olduğunu sanıyor. Ona göre başkaları bir şey bilmiyor. Ama sen her şeyi biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Anne, biliyor musun? Biraz masaj yaptıktan sonra Nando hemen uyuverdi. Küçük bebekler kendilerine masaj yapılmasını sever Anandi. Senin ellerin öyle yumuşak ki uyumaması mümkün değildi. Anandi canım, çay hazır. Ben bankaya gidiyorum Sumitra. Çabuk dönerim. Tamam. Abim nerede? Sabah erkenden çıktı. Daha dönmedi. Abim için endişeliyim Sumitra. Şu aralar perişan bir halde. Evde nasıl kalsın ki? Ama dışarıda dolaşmayı seven biri de değil. Söylesene Sumitra. Abim ve o bebek gene olmadan nasıl yaşayacaklar? Sen de endişelisin. Ama annem pek öyle görünmüyor. Hiç endişeli değil. Çok şey yaşandı. Ama pişmanlık duyuyormuş gibi bir hali yok. Gene ya olan öfkesini anlıyorum. Ama ya abimle Nando? Onlar onun ailesi. Annem oğlunu ve torununu bile umursamıyor. Bilmiyorum. Annenin duyguları var mı merak ediyorum. Hayır, çünkü ben kalpsiz biriyim. Duygularım nasıl olsun? Seninle Gena gibi gelinleri olan bir kadının kaderinde katı olmak vardır. Aksi takdirde bu evde var olmama asla izin vermezdiniz. Az önce beni kalpsiz olmakla suçladın. Kayınvalideni, biraz olsun saygın olsa bu lafı... Anne yeter artık. Şimdi bunun sırası... Hayır. Benim ortalığı karıştırdığı falan yok Bayron. Karın yüzünden beni suçlama sakın. Dinle Sumitra. Ben yokken arkamdan konuşacağın yerde yüzüme karşı konuşsan daha iyi. Oğlumu bana karşı kışkırtman kötü bir alışkanlık, tamam mı? Anne, Sumitra'ya durduk yerde bağırıyorsun.
O sadece Basant için endişeleniyor. Bana çenemi kapamamı söyleyeceğine, karına nasıl konuşması gerektiğini öğret. Yoksa ben onu öğretmesini bilirim, tamam mı? Küçük bir aileden gelen gelinlerin problemi de bu işte. Ne geleneklerden haberleri var, ne de törenlerden. Bunu nasıl anlasın ki? Ailesi ona bir şey öğretmemiş. Anne, ablamla eniştem geldi. Gitsene oğlum, ne bekliyorsun? Beni dinle. Onların önünde gözyaşı dökmenin gereği yok, tamam mı? Anladın mı? Gözyaşlarını sil. Evet, nasılsınız bakalım? Babaanne? Çok sevindim. Nasılsın babaanne? Tanrı sizinle olsun. Sen nasılsın? İyiyim babaanne. Nasılsın Sugna? İyiyim baba. Sizi hangi rüzgar attı? Hadi önce oturalım ha. Hadi geçin şöyle. Artık evde bir bebek var. Herkes ona hizmetle meşgul olmalı. Bu yüzden kimse beni özlemez diye düşünmüştüm. Ve herkesi görmeye geldim. Sahi mi? Bu kız evlendikten sonra nasıl konuşacağını öğrenmiş ha? Nandu nerede? Yengemin odasında olmalı değil mi? Evet, orada olmalı. Nerede olacak ki? Sen onu git gör. Ben birazdan gelirim yanına. Onun için oyuncak getirdik. Hadi git ve onu gör ama... Gena'yı göremeyeceksin. Neden? O nerede? Çocuğunu bizlere bıraktı ve buradan ayrıldı. Babasının evine gitti. Neden babaanne? Yine bir şey mi oldu? Sebepsiz yere buradan gitmiş olamaz. Lütfen bana söyleyin. Gena evi neden terk etti? Bunu sadece o biliyor. Onu durdurmak için her şeyi yaptık ama kimseyi dinlemedi. Sanırım Gena başından beri o çocuğu istemiyordu. Kimseyi dinlemedi. Şimdi de bebeğin anneye yüklediği sorumluluklardan kaçmak için kendi ailesinin yanına gitti. Bebeğini yalnız bırakıp nasıl gider? Bayağı gitti işte. Ama endişelenme kızım. O bebekle ben ilgilenebilirim ha. Hadi git ve onu gör. Gidip banka hesaplarımızı kontrol edeyim. Keseriya